Herkese merhaba, ben Ece Kutlu. Bugün yanımda Yüzme Camiası'ndan iki arkadaşım daha var. Esra Önen ve Tuncay Şenyüz. Birlikte bugün yapacağımız konuşmalarda hem aileleri bilinçlendirmek, hem kendi deneyimlerimizi aktarmak, hem de küçük bir sohbet etmek istedik ve bir araya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biraz heyecanlıyım bu ilk olduğu için. Ama birazdan rahatlayacağım. Buraları siz zaten halledeceksiniz. Tamam. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz. Çok mutlu olduk. Yani takım arkadaşımız bizim bir röportaja çağırdığı için. Tuncay abiyle de beraber olmak benim için bir şereftir burada. Bizim için de, benim için de öyle. Çok güzel. Evet. Aslında sizi davet etmemdeki gaye şu oldu öncelikle. Tuncay abi diye hitap edeceğim. Yüzme camiasında artık bir marka oldu kendi ismiyle beraber. Büyük başarılara imza attı. Ve neticede çok kısa bir sürede bir tanışıklığımız oluştu bizim. Ve bana da bir ilham kaynağı olduğu için bizim yanımızda kendi deneyimlerinden ve bize vereceği tavsiyeleri aktarması için bulunmasını çok canı gönülden istedim. Vakit ayırıp geldiği için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ben teşekkür ederim. Esra için de şunu söylemek istiyorum. Yeni çıktığım birçok yolda hem görüşleriyle hem deneyimleriyle bana çok büyük destekler verdiği için, her faaliyetimde yanımda bulunduğu için ve aynı zamanda bir kadın girişimci olarak da beraber benzer süreçleri yaşadığımızdan dolayı birçok şeyi aslında paylaşıyoruz. Ona da burada ilk yayında özellikle bizimle olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizlere ilk etapta aslında Tuncay Şenyüz ve Esra Önen kimdir diye kısaca sormak istiyorum. Sonrasında da birkaç soru hazırladım. Aslında kendimden yola çıkarak bir yüzücü olmanın, yüzücü farkındalığının neler olduğunu, çok sıcak bir havuz var Adana'da. 1936 yılında Almanların yaptığı bir havuz var. Ve o havuzda Adanalıların gideceği de bir yer yok. Havuz çok yoğun talep alan bir yerdi. Orada işte yüzme öğrendim. Sonra o senenin sonunda yarışlara girmeye başladım. Çünkü her hafta yarış olur Adana'da. Ve sporla ilgili yöneticiler de çok başarılıydı o zaman. Adana'da çok iyi sporcular vardı. Diğer branşlarda da çok iyi sporcular vardı. İşte öyle öyle. Abim de başladı benden. O hatta aynı anda başladık sayılır. Abim çok süre devam etmedi. O milit kaleci, stopu kalecisiydi abim. O kısa zamanda bıraktı. Tenis oynamaya falan başladı. Ben devam ettim. Tabii bu aşk yani. Müthiş bir aşk yüzme. Farklı bir spor. Ben diğer sporların çoğunu yaptım. Yani basketbol oynadım okul takımında. İşte voleybol oynadık, handbol oynadık. Yani bir sürü sporla uğraştık ama yüzme başka bir şey tabii. Zor bir spor. Zor. Öyle herkesin yapabileceği bir spor değil. Herkesin sabırla yapabileceği bir spor değil ama yani biz demek ki sabırlı biriyim ki bu spora devam ettim. Çok sevdim ama faydasını da gördüm. İşte o demin sorduğum var yani çevik, genç görünüm. Herkes onu söylüyor. Nazar değecek diye. Korkuyoruz. Maşallah diyor millet. Maşallah. Demeleri lazım. Gerçekten yaşım işte... Buraya bir yere nazar boncuğu atabiliyor musunuz siz konuşurken?
78 yaşındayım. Hakikaten kendimi çok iyi hissediyorum. Çok şükür. Ya maşallah, ben şunu söylemeden edemeyeceğim. Seninle ilgili hafızamdan da hiç bunun sileceğini düşünmüyorum. 2-3 hafta önce Edirne'de yarışlardayken evet. Sen son gün erken ayrıldın yarışta. Tuncay abi 400 metre karışık yüzmek istedi. Ve yaş grubunda yarışmacı olarak onun bir rakibi yoktu. Ve kendi koşuna girdi. Aa, muhteşem bir teknik, muhteşem bir depar atlayışı. Yani ben kendim açıkçası 400 metre karışık yüzemem. Ve Tuncay abi yine rekor kırarak çıktı havuzdan. Üstüne de diyorum ki Tuncay abi 10 dakika sonra bayrak var, ne yapacağız diyorum. Ve bana dedi ki Ece yapacak bir şey yok dedi, antrenmanlıyız tabii ki de yüzeceğiz dedi. Evet. Ben böyle küçük dilimi yuttum ve böyle hayranlıkla izledim yani. Ve sonra bayrakta da kürsü falan aldık. Bayrakta da iyi yüzdük. Evet. Maşallah. Sen de çok iyi yüzdün tabii. Evet. Teşekkür ederim. Bizim tabii o zaman şansımız da vardı. Mesela 1962 yılında Adana'ya Alman bir antrenör geldi. Köln Spor Akademisi mezunu. Düşünebiliyor musun? 62 yılı. Adana'da bütün branşlarda fırlama yaptı Adana. Niye? Adam boksa bulaştı, haltere bulaştı, güreşe bulaştı. Altyapı çalıştırıyor, kondisyon çalıştırıyor, teknik çalıştırıyor ama tabii yüzücü adam. Eski yüzücü, yani yüzmüş. Eski dedi 24-25 yaşında falandı Hermann. Hermann Hörsken diye bir Alman, Hamburglu. Ondan bir sene daha kaldı. Ve biz o bir sene daha kaldıktan sonra İstanbul'a yarışlara gittik. Kürsüde İstanbullu hiç yok. 1-2-3 Adana. Birbirimizi geçiyoruz. Giremediler yani. Öyle bir canavar olduk. Sonra havuz, bir ara bir havuz kapandı. Barajda çalıştık. Eski barajda. Akıntıya karşı antrenman barajda yaptık. Barajda antrenman mı yaptın? Eski barajda. Bu su böyle akıyor. Sulama kanallarının suyu çok akıntılı akar. O suya karşı yüzerek bunu antrenman bilmiyordum yaptık. Kale götürdük, stop oynadık orada. Ama nasıl bir kondisyon biliyor musun o? Ya akıntıya karşı yüzüyoruz. Aa. Sonra antrenman bitince akıyoruz akıntıyla beraber. İşte 3-4 kilometre sonra kanal köprüden çıkıyoruz. Yürüyerek, yanlayarak yürüyerek Demirspor'a geliyoruz. Demir yollarının oradaki şeye giyiniyoruz, evlerimize dağılıyoruz. Her gün. O sene, çok güzel. O sene yine çok enteresandı sonuçlar. Yani o Alman hoca geldi, Alman hoca gitti bir sefer. Yugoslav geldi, bir Yugoslav daha geldi. Ben İstanbul yüzmeye sasa geçtiğimde bir Alman geldi. Fasnacht diye bir 400 metre dünya rekortmeni vardı Alman. Onun antrenörü geldi. Bir sezon İlmeistah'ta bize antrenman yaptırdı. Ondan sonra işte milli takımda yine o Yugoslav, bir tane daha Yugoslav geldi galiba. Yani yabancılarla çok çalıştık biz. Yani bunun neticesinde de aslında uzun süre milli takımda da hizmet vermiş oldun. 7-8 sene milli takımda. 64. Ve yüzmenin de farklı branşlarında yer aldın aslında. Yani sırt üstü ve serbest yüzüyordum. Su topu da oynadın tabii peki. Tabii su topu oynadım. Zaten biz antrenmanı yüzme bitiyordu, su topu antrenmana giriyorduk. Evet. Yani hep suda sabah akşam, öğle an depar çalıştırır Alman. Sabah akşam antrenman. Mesela şey enteresandır o Adana'da. Bizim başladığımız yıllarda Halil abi vardı rahmetli, Halil Dalhan. Onun abisinin de çok kırılmayan bir 1.004 100 metre serbest rekoru vardı. O zamanlar. O zaman 1.004 iyi derece. Bir türlü kıramıyordu onu bizim Mustafa Hacı. O zaman antrenman şöyleydi. 500 metre ayak, 500 metre kol. Ağır tahtalar vardı böyle hakikaten tahta. Onu işte ayak vururduk 500, sonra bacağımızın arasına koyup kol çalışırdık. Sonra 500 metre serbest yüzerdik, biterdi antrenman. Evet. Hermann geldi, aldı bizi çayırların üzerine, oradaki çimlerin üzerine kültür fizik yaptırdı, koşturdu. Kültür fizik yaptırdı 45-50 dakika. Orada birçok kişi pili bitti. Sonra soktu suya, antrenman yaptırdı ve en son 8 tane 50 metre, hiç unutmuyorum, sprint yaptırdı. Sprint diye bir şey yok. Sprint dedi Alman. Bakıyoruz birbirimize, ne bu? Hızlı yüzeceksiniz dedi. Kaç yüzüyorsun? 33. 35, 35'ten kötü yüzmeyeceksin. 8 tane böyle antisiprint yaptırdı bize. Tabii mesela Behçet kustu falan böyle yani. Böyle bir antrenman yok çünkü. Sonra yavaş yavaş
bu tempo alışıldı ve tabii o tempo kışın acayip kondisyon çalışması. Kışın tabii havuz yok Adana'da. Tabii. Yazlık havuz bizim Ekim'de bitiyordu sezon. Eylül sonu bitiyordu. Ondan sonra kış çalışması spor salonunda. Koşu, ağırlık çalışıyorduk falan. O zaman salonu ustayla beraber, teknik elemanla beraber böyle şeyler, makaralar falan yaptırdı. Bayağı ciddi kondisyon salonu. Orada boksörleri, güreşçileri, haltercileri çalıştırıyordu Herman. Ve haltercileri ayaklandılar. Dediler ki biz kültür fizik yapmadan ağırlığa girmeye alışmış adam. Yoruluyoruz dedi. Ağırlık kaldıramıyoruz dedi. O da hayır yapacaksınız bunu dedi. Yoksa kalp hastası olursunuz dedi. En son bayağı ayaklandı halterciler. Bizim il bölgemdir o zaman. Kapıyı gösterdi. Yapmıyorsanız gidebilirsiniz dedi. Ondan sonra halter patladı Adana'da. Bir sürü halterci işte Balkan şampiyonu oldu. Avrupa Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Mehmet Suvarlar, Salih Suvarlar filan. Adamcağız iki senede çok şey yaptı gitti. Bir de öyle bir şansımız oldu tabii. Ya süper. Çok sevindim. Çok kısa Esra Önen'e dönelim. Kısaca Esra Önen kimdir ve yüzmeyle ilgili hangi aşamalardan, hangi yollardan geçtin? Tabii ki de biz tanıyoruz, çok evet. iyi biliyoruz. Ben de 1977 doğumlu, Ankara doğumluyum. 6-7 yaşında Ankara'da Petrofisi Kulübü'nde yüzmeye başladım. Ben de Türkiye'nin ilk yabancı antrenörü Mr. Oleg'le çalışma şansını buldum. Yani hem şans hem de çok disiplinli ve zor bir insandı Rus kendisi. Uzun yıllar orada spor hayatımı devam ettirdikten sonra Ankara Üniversitesi Spor Kulübü'nde koordinatör olarak çalıştım. 8 yıldır Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli sporcularla ve olimpik sporcularla çalıştım ama geçen yıl ara verdim. Şu anda da hayalim olan Frekans Yüzme Akademisi'ni arkadaşlarımla kurdum. 70 kişilik bir master takımımız var. Beraber yüzüyoruz Ece. Aynı bayrak yarışlarında İstanbul Boğazı'nda. Sıntılar Bey'le de. Evet. Seni de takdir ediyorum yoğun iş hayatının içerisinde İstanbul Boğazı, açık yarışlar ve havuz yarışlarına girmek gerçekten önemli bir konu. Çünkü bence bir yüzme eğitmenin kesinlikle yüzüyor. Yüzme camiasından gelmiş ve yüzüyor olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu tabii. da benim konuşacağım konulardan biriydi açıkçası. Evet. Çünkü dilinden daha iyi anlayabiliyor sporcunun ya da velinin. Çünkü bir zamanlar benim annem babam veliydi. O yüzden şu anda verdiğim derslerde ya da altyapı gruplarında gelen veliyi de çok iyi anlayabiliyorum. Sabah 5'te yorgun uykusuz. Çünkü bir zamanlar benim annem babam da beni sabah 5'te getirdiği için. O yüzden önemli bir şey. Aslında oradan başlayalım o zaman. Konuyu oradan yakalayalım. Şimdi aslında yüzme çok bireysel bir spor olarak gözüküyor. Ama baktığınızda aileyle birlikte yapılan, bazen takımla birlikte büyük emekler verilen bir branş. Yani kendimden de biliyorum kaç seneler boyunca ailemle birlikte sabah 4.30'da bizim mesaimiz başlıyordu. Evet. Yani kalk hep birlikte havuza git, orada antrenman yap, okula git, okul bitti, işte ödev yap, dershane yap, akşam tekrar havuza git falan derken inanılmaz bir tempo. Çok bence güzel. Yüzme kesinlikle bir aile sporu diyorum evet. ben açıkçası. Ve aileleri de inanılmaz disipline eden, çok iyi böyle bir takvim ve zaman programının içine adapte eden bir sistem. Çünkü aileler bu programa ayak uyduramadıkları anda ne yazık ki zaten sistemde elenmek zorunda kalıyorlar yüzmeyle ilgili. Yani yüzmede performans kaybı, antrenman kaybı inanılmaz etkileyen bir durum. Evet. Ve aileler ve sporcuların çoğu zaman buradan ayrılmasının sebebi buna ayak uyduramamak evet. oluyor. Çok yani çok konforu seven insanın yapabileceği bir spor olduğunu düşünmüyorum yüzmenin. Meşakkatli bir spor. Yani günde çift antrenman yüzme yapılması, arada karada olması tabii. gerekiyor. Mesela bu antrenmanlardan birini bile kaçırsan bütün tamam. yaptığın ay boşa gidiyor. Hatta biz işte Rus antrenörde yüzdüğümüzde bizim saçlarımızı bir örnek kısa erkek gibi keserler. Hatta dolmuşta bana şey derlerdi. Oğlum şu parayı uzatır mısın? derdi. Yani bizim çocukluğumuz hep bizim kısa saçla geçti. Evet. Çünkü hasta olursak bir antrenman kaçırmayalım diye. Mr. Oleg öyle yapardı. Evet. Yani zor, meşakkatli bir spor. Aynen. Anlamak zor yani. Zor, pedagojik olarak yaklaşımı da bence iyi bilmek gerekir. Yani bilmiyorum şimdi günümüz modellerinde böyle aile profillerini düşünüyorum. Bizim mesela çalıştığımız kurumda
çok böyle ılımlı, çok tabii ki de herkes ılımlı olacak çocuğuna karşı ama çok hassas davranan profillerle karşılaşıyoruz. Bu alan sanki birazcık daha o ailelerin incinebileceği bir alanmış gibi geliyor. Performans boyutuna ulaştığında yani ondan bahsediyorum. Evet hocam, her şeyde olduğu gibi bunda da denge yani. Evet. Ailenin de hani hem disiplin edip antrenmana götürüp getirmesi gerekiyor hem de ılımlı yaklaşması gerekiyor. Denge yani. Yapabilecek bir şey. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir sorum var. Aslında bunu Edirne'deki yarışlarda otururken düşünmüştüm. Size de sormak istiyorum. Sizce yüzücü olmak size hayatınızda neler kattı? Ya da nasıl farkındalıklar edindirdi? Ben şöyle düşündüm Edirne'deki yarışlarda özellikle. Evet, antrenman yapmadan gittim. Girdim, işte üstüme düşen şeyi yaptım, tamamladım. Yani sorumluluk bilinciyle oradan ayrıldım. Ama sonra geriye dönüp baktığımda küçük yaşlardan yüzmeyle yani bir sporla belirli bir seviyeye kadar gelip o sistemin içinde kaldığım için mesela şu an iş hayatında kendimi yani çalışkan olarak tanımlayabiliyorum. Disiplinli diyebiliyorum. Bunun dışında idealist diyebiliyorum. Hani gözü çok yükseklerde diyebiliyorum. Çünkü hep bir hedefim vardı. Dakik bir insan olduğumu söyleyebiliyorum. Yani kendimde bunları gördüm. Ve küçük yaşlardan spor yapmasaydım, yüzmenin içinde bu kadar olmasaydım ben bilmiyorum, günümüzde de bu kadar başarılı olamayabilirdimi hissettim. Hani bunun dışında siz neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili onları merak ettim. Sen söyledin zaten. Evet yani ben sadece yani buna şey ekleyebilirim. Arkadaşlıklar mesela eski takımda yüzdüğümüz arkadaşlar hala görüşebiliyoruz arkadaşlarımızla. Hı hı. Yani sen her şeyi çok güzel söyledin. Üzerine bir de arkadaşlıklar ekleyebiliriz. Sonra da Tuncay abi tabii gibi aynı takımdaki arkadaşlıklar evet. Çok kıymetli. Kaybetmeyi öğreniyorsun. Evet. Çok önemli. Evet. Kabullenebilmek bir de. Çünkü kaybetmeyi kabullenmez çocuk. Hatta küçük yaşta çocukla oyun oynarlar ya anne baba kaybeder. Kaybetmeyin. Oynayın. Doğru düzgün oynayın. O kaybetmeyi öğrensin. Yüzme, spor kaybetmeyi öğretiyor. Yani kaybedince daha çok çalışıp rakibini geçmek için uğraşıyorsun. İşte o dediğin deminden beri söyledi işte damağında antrenmana gidiyorsun, aksatmadan gidiyorsun. Arkadaş ilişkilerini dengeliyorsun. Ve o senin iş hayatında da çok etkiliyor. Tabii. Ve iş hayatında batıda daha çok var. Bizde çok şey, o konuda bir şey yok ama bizde de var ama mesela spor yapmış insanı tercih ediyorlar işe almak için. Tabii. Şimdi şirketler destekliyor. Evet. Yani beyaz yaka çalışanları firmalar destekliyor. Tabii spor yani, yapmaları evet, için organizasyonlar. Sporu, açık su yüzmesi için. Çünkü spor yapan birey hem daha mutlu oluyor ve işine ve evine daha mutlu gidiyor ve daha başarılı oluyor. Tabii. Ben çok triatletle çalışıyorum beyaz yaka. Evet. Ve bir de su bağımlılık yapan bir şey gibi. Çok ayrılamıyoruz böyle. iki gün falan hiç suya girmediğimiz olmuyor. Evet, şeyi paylaşmak istiyorum. Tuncay abi buraya geldi. Şöyle bir alana baktı falan. Böyle gülümsüyor. İşte Esra da diyor ki beğendin mi, ne yaptın falan. Tuncay abi dedi ki insan havuz görünce işte mutlu oluyor falan dedi. Hani bu da çok tabii güzel yani. Hani havuz, onun bu suyla olan bağı farklı bir noktada. Hani bazen ben yalan söylemeyeceğim ama o kadar çok suyun içinde zaman geçirdiğim için bir gün suya girmeyeyim mi dilediğim günler oluyor. Ama sonra da onun etkisini hissediyorum. Yani ertesi gün birazcık daha şevkle giriyorum. Keyifli oluyor. Kuruyoruz. Evet. Kendimizce kuruyoruz. Evet. Aynen. Peki yüzme bireysel bir spor aslında. Yani depar taşına tek başına çıkıyorsun, atlıyorsun kulvarında tek başına yüzüyorsun. Yani dışarıdan görünüş bu şekilde. Birçok böyle basketbol atıyorum, bir takım beşer kişilik takımlarda oynuyorsun. Voleybolda bir takımla birlikte oynuyorsun. Yüzmede aslında takımına antrenmandan antrenmana ya da bayrak yarışında bir performans sergilerken dahil oluyorsunuz. Hani bunun hem aile hem takım olarak konuştuk ama sizce bir yüzücü, küçük bir çocuk kurs gruplarından altyapıya geçtiğinde bu çocuğun yüzme sporunun içinde bulunması manevi olarak aynı zamanda sosyal beceriler kazanması anlamında sizce neler katıyordur? Yani bir takım sporcusu olmak nasıl bir kimlik giyinmektir sizce?
Hocam sen çok bunları yakından yani yaşıyorsun. Yani şöyle, hocam varken benim... Estağfurullah, estağfurullah. Sen milli takım sporcularını çalıştırdın 8 sene. Şöyle, aynı takım... Bir kere yüzme sporu, kadın ve erkeğin bir arada yapılan... yüzme sporu kadın ve erkeğin bir arada yaptığı nadir sporlardan biri. Yani sonuçta voleybol kız takımı var, basketbol erkek takımı var ama yüzme sporu aynı kulvarda kız ve erkeğin bir arada yapabildiği bir spor. Yani burada kişilerin kişilik gelişimini çok etkilediğini düşünüyorum. Yüzme sporu zor, mücadele etti, yorulduklarını devam etmeye devam çalışıyorlar. Bu asıl sorun okullarla ilgili oluyor Ece. Ülkemizde eğitim sisteminde LGS ve dershane zamanı geldiği zaman çok başarılı sporcularımız çift antrenmana gelemiyorlar. Çünkü dershane eğitmenleri gerekiyor. LGS bizim için çok önemli, dershane çok önemli, üniversite Türkiye'de çok önemli. Çok başarılı sporcuları biz LGS ve dershane zamanı kaybediyoruz. Çok bırakan gördüm. Sonra tekrar başlıyorlar 3 yıl sonra ama olaylar geçmiş gibi almışlar geçiyor. Aslında dersi de başarıyı da getiriyor tam tersi. Evet. Odaklanıyorlar ve yüzme sporunu yapan sporcuların dersleri daha iyi oluyor. Mutlaka. Akademik başarım hep spor yaptığımda çok daha yüksekti. Düzenli yaşamaya alışıyor çünkü. Evet. Dakik yaşamaya alışıyor. Sorumluluk bilincini yükselttiğini düşünüyorum. Tabii. O zor antrenman sonundaki, o antrenmanı paylaştığın için zor antrenmanı, dostluklar da çok sağlam oluyor. Çünkü beraber o zorluğu çekiyorsun, acıyı çekiyorsun. O hocanın bağırtısını, çağırtısını, fırçalarını yiyorsun, beraber yiyorsun. O seni çok sıkı dost yapıyor. Evet, ben kendim şöyle baktığımda tabii ki de işte liseden, üniversiteden, bazen tabii ki daha öncesi ilkokul döneminden hani bir sürü sosyal ağ ve bir sürü arkadaşlık ilişkisine sahibim. Ama en kalıcı bütün dostluklarım ve ilişkilerim hep yüzmeyle ilgili, yani atıyorum takım arkadaşlarım ya da yüzmeyle ilgili çalıştığım insanlar ya da işte iş yerinde yüzmeyle ilgili bir şeyler yaptığımız insanlarla oldu temel ve sağlam dostluklarım. Hani bence sporun hayattaki bana kattığı en güzel şeylerden biri sağladığı dostluklar oldu. Yani aynı dili konuşmak gibi bir şey oluyor. Evet. Başkası anlamaz. Evet. Seni anlamaz başkası. Evet. Anlatırsın ne diyor bu yerde. Anlamazsın. Mümkün değil. Ya bu dili konuşamaz senden. O dili konuşamamakla beraber o antrenman boyunca neler çektiğini, ne kadar hem fiziksel hem de mental olarak zorlandığını da o insanlar çok bunu kavrayamıyor. Ama bence bu kökenlerden çıkan sporcular İş hayatında da çok daha başarılı. Evet, hemen mücadele etmiyorlar. Yani pes etmeyi hemen kabul etmiyorlar. Evet, kaybetmeyi öğreniyorlar işte. Evet. Bence şu an insanların biraz çocuklarını aşılaması gereken şeylerin bunlar da olduğunu düşünüyorum. Tabii. Çünkü şu an ben derslerde de gözlemliyorum. Çocuklar dediğiniz gibi kaybetmeyi bilmiyor. Yani hep anne baba kaybediyor ve çocuk her şeyi böyle kazanıyorum. Aa ben süperim ya, her şeyi yapıyorum ben ya. Aa ben neymişim falan. Ama sonra okula başlıyor. Okulda işte kendi akranları, kendi yaşıtlarıyla birlikte bazen akran zorbalığına maruz kalıyor. Bazen geri kaldığı derslerde o yüzden motivasyonu düşmeye başlıyor. Bazen işte okulda fiziksel bir çalışma yapıyor, onda denge olmuyor, işte ileri ya da bir tık daha böyle gelişimde geri kaldığını görüyor ve çocuk inanılmaz mental olarak yıpranmaya başlıyor. Ama aslında bunların bu aşamaya gelene kadar birçok şeyle çocuklar sporla birlikte bu kısımlarda desteklenebilir aslında aileyle beraber. Benim çok merak ettiğim birkaç şey daha var. Siz de bir sürü sporcu yetiştirdiniz diye biliyorum. Yüzmeyle ilgili çok değil mi? Çok uzun yıllar tabii. Tabii. Esra da aynı şekilde. Şimdi hep dedik ya, sporcu olmak, bir takımda yüzmek, işte hayatta daha disiplinli, programlı, işte akademik başarıyı da bir yerlere kadar getirmenize yardımcı olabilir. Bu noktada sizlerin yetiştirdiği eski öğrencilerinizle görüşüyor musunuz? Bu kadar yoğun tempo içerisinde çalışan, hem okuyan hem de antrenman yapan eski sporcularınız. Mesela günümüzde neler yapıyor? Bu insanlar nasıl başarı hikayelerine imza attı? Bunları da merak ediyorum. Verebileceğiniz örnekler var mı?
Teşekkür ediyorum Cey abi. Yani kibarsın. Şu an hani yetiştirdim diyemem ama beraber uzun yıllar çalıştığımız Hilal Zeynep Saraç dün dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda. Uzun yıllar beraber çalıştık. Meslek olarak da uçak mühendisliğini seçti. Şu anda milli muharip uçağımız Kaan uçağını yapanlardan biri. Onunla gurur duyuyorum. Gerçekten çünkü üniversite sınavına girdiği zaman da biliyoruz. Hem iş hem okul ve antrenmanlara gelip gittiği süreçleri biliyoruz. Çünkü antrenman zaten 3-4 saat sürüyor. Öyle başlamalı ki antrenmana 5'te, 8'de işte olacak, iş çok uzak gibi yerde ama gerçekten işte başarı burada belli oluyor. Bir de Nida Elis Üstündağ, o da olimpiyat sporcumuz, Rio olimpiyatlarına katıldı. Onunla da uzun süre çalıştık. Kendisi spor psikoloğu, başarılı bir spor psikoloğu. Kendisi de bu alanlardan geçip yarıştığı ve ağır antrenmanlar yaptığı için sporcuların ve yüzücülerin dilinden çok iyi anlıyor. Diğer sporcularımız da Amerika'da burs alıp okuyorlar şu anda ve hepsiyle görüşüyorum. Sporun verdiği disiplin ve aile terbiyesiyle hepsi yeni yıl, doğum günü, hiç özel günleri atlamıyorlar. İlişkilerimiz çok güzel. Çünkü ömür boyu sürecek bir dostluk bu. Tuncay abicim. Yok şimdi tabii senin dediklerin çok güzel. O şey değil mi şu Zeynep miydi adı? Ya Zeynep Saraç. Müthiş şeyler onlar. Şimdi benim tabii çok eski. Yani benim şimdi çocuklar 60 küsur yaşlarında hala arıyorlar, hala görüşüyoruz. Konuştuğumuz zaman tüylerim kalktı. Çok güzel mesela geçen Aralık ayının başında eski su topucuları topladık. İstanbul'da bir Akgün Otel'de. Otelin sahibi de eski federasyon başkanıydı yüz su topunun. Çok kolaylık gösterdi bize. Orada yani çoğu hepsi gelmedi ama Adanalı ekip geldi mesela bir masaya, abi sen bizimle otur dediler. O kadar güzel geri dönüşler alıyorsun işte, abi sen şunu yaptın, sen böyle yaptın, sen bizim hayatımızı kurtardın. Adana'da sporcu olmak hayat kurtarmaktır. Evet. Çünkü Adana ortamı çok zor bir ortamdır. Çocukların her an okuldan çıkarlar, bir grup kavga eden grubu vardır. Çıkar çıkmaz kapışırlar. Ve şeydir yani zararlı şeylere yönelme imkanı çok fazladır. Onun için de Adana'da spor yaptığın zaman, performans anlamda, iyi anlamda yaptığın zaman bunlardan kurtulursun. Mesela ben ergenlik diye bir şey tanımadım. Doğru. Bilmiyorum öyle bir şey yani. Delilik, mellilik, anneye kafa tutmak, öyle bir şey tanımadım. Çünkü yüzüyorduk, bütün enerjimizi havuzda bırakıyorduk. Efendice gelip dinleniyorduk, tekrar havuzda gidip yüzüyorduk. Öyle saygısızlık, öyle övünmek hala devam ediyor. Öyle hani bir şeyde yani insan birinci olduğunu söylemeye sıkılır mı? Ben sıkılıyorum mesela. Utanıyorum çünkü. Ama sen çok fazla birinci oluyor. Oluyorsun o yüzden. Övmek gibi oluyor. Öyle yok, öyle övmek falan yok. Çünkü bugün seni geçersin, yarın seni geçerler. Şöyle bitiyor yarışlar. Pankratov diye bir Rus vardı. Birinci oldu, rekor kırdı. 15 gün sonra 5. oldu Rus. Yani yüzme öyle bir şey ki, hiçbir spor öyle zaten. Bugün sen en iyi değilsin ki, en iyisin. Yarın seni küt geçerler. 5. olursun. Onun için övünmek yok, düzgün yaşayacaksın falan. Bunlar tabii çok ciddi şeyler, önemli şeyler. Şimdi tabii Esra'nın anlattıkları da çok güzel. Şimdi düşün, Amerika'da burs alıp hayatı kurtuluyor. Belki Esra'ya rastlamasaydı olmayacaktı o. Belki kahvede tavla oynuyor olacaktı. Çok önemli yani yüzme, yani spor yaptırmak çocuklara çok önemli. Tabii veliler de bunu anlayan veliler de var. Tabii velilerle ilişkileri de çok iyi tutmak lazım. Konu değişiyor belki ama yani velilere fazla sokmamak lazım bu işe. Tabii veli ana birim yani çocuğu getiriyor. Jimnastikte de bizde de küçük çocuk sporu veli getiriyor çocuğu sabahın 5'inde kaldırıp. Ondan sonra da çocuk hakkın üstünde hak iddia ediyor. İşte antrenöre bulaşıyor. Nasıl yüzüyor diyor, ne biçim yüzüyor diyor. Hiç unutmuyorum. Anıttepe'de o şeyden yukarıdan böyle seyrederler aşağıdan. Birbirlerine dur. Benim kızın solu iyi. Boksör sanki. Solu iyi. Yüzmede sağ solsa ikisi de aynı çekecek yani suyun içeri. Benim kızın solu çok iyi falan. Böyle bir veliler var böyle tip. Onları da iyi dengelemek lazım. Tabii çünkü bazen çok hırslı aileler tabii, olabiliyor ya. Yani. Neler yaşadım ben yani. Esra da bilir o Anıttepe havuzunda
kızlara ne hakaret eden anneler, babalar, herkesin önünde neler diyenler, yani utanç verici laflar edenler çocukları için. Ama yani normalde velilerle de antrenör ayarlayacaktır. Antrenörler çok kaliteli olacak. Antrenör çok önemli bir kriter. Yani tabii, hem sporcu, aile bireyi arasında bir köprü, evet, hem de çocukların çoğu zaman idolü de oluyor. Tabii. Kendimden çok küçük ve çok komik bir şeye örnek vereceğim. Kaç, 5-6 yaşlarında Edirne'de, DS Spor'da yüzüyordum ben. Edirne'de başlamıştım yüzmeye. Ümit Hocam vardı, Yasemin Hocam. Yasemin Hoca 3 hafta önce gittiğimizde yarışlarda hakemlik yapıyordu. Hatta sana göstermiştim. İlk yüzme antrenörüm, görüyor musun demiştim. O kulvar hakemim de aynı zamanda birkaç yarışımda. İşte diyor, her yarışa da giriyorsun falan. Neyse. Mesela ben 5-6 yaşında artık böyle yavaş yavaş kurt gruplarından evrilmiştik uzun süre devam ettiğimiz için. Annem mesela yatak toplama alışkanlığı, diş fırçalama ve yemek yeme alışkanlığı edindirmek için bana çabalıyordu. Ama mesela bir gün havuza gittiğimde Ümit Hocam bana demişti ki, Ece günde kaç defa dişlerini fırçalıyorsun? İşte ben de böyle dedim, işte unutuyorum bazen falan, böyle daha küçüğüm ya böyle. Ondan sonra bana şey demişti, işte günlük kontrol edeceğim falan demişti. Asker gibi. Onun bir sözü, onun bir emri demeyeyim de yani hitabı, ben de mesela 5 yaşındayken diş fırçalama alışkanlığı edindirdi. Yani bunu mesela annem ya da babam evde bu otoriteyi sağlayamamıştı o zaman. Hani bazen antrenörlerin gerçekten sporcuların hayatına örnek ve kalan kısmına etki edecek çok fazla katkısı var. Bir gün şeyi hiç unutmuyorum, Edirne'deyiz. Şimdi ergenlik tabii yakın. Ondan sonra Ümit Hocam'la bir gün yine böyle bir şey olmuş takımda. Bir dereceyi bir şey yüzememiştim ben antrenmanda. DS Spor'un da Edirne'de açık havuzu vardı. Biz bahardan sonra artık oraya geçerdik. O gün de Ümit Hoca bana kızdı diye benim suratım 5 karış falan böyle. Herkes ağlıyor. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Açık havuz su buz gibi falan. Herkes donuyor falan. Ben tabii orada zaten hocamla buluşmuşum. Onun şeyi var. Böyle ağzımı açıp üşüyorum da diyemiyorum mesela. O bana işte bilmiyorum, seti de hatırlamıyorum. Şu yüzülecek, bu yüzülecek diyor. Ben böyle gerçekten zihin gücüyle bir anda üşümeyi falan durdurup böyle sırf hani ona karşı daha mahcup olmamak için böyle hiç üşümeden antrenmanı falan bitirip böyle, o da şok olmuştu. Ne bu, herkes ağlıyor, üşüyorum diyor. İşte Ece yüzüyor, nasıl yani üşürsünüz gibi şeyler demişti. Ya aslında burada demek istediğim konu, bazen antrenör öyle bir noktada oluyor ki sporcuların gözünde. O konum çok önemli ve mesela okuldaki öğretmenim öyle bir noktaya geldi mi hatırlayamıyorum mesela. Hani aile hayatında tabii ki de anne babanın rolü bambaşka, yeri farklı. Ama hani bazı noktalarda Ümit Hocam diyorum, hiç unutmuyorum yani. Evet. Böyle bir iz bırakıyor tabii insanda. Böyle bir antrenör olabilmek, böyle bir eğitmen olabilmek bence zaten kıymetli. Tabii. Aksi halde zaten bir sürü yüzme eğitmeni var. Her yerde yüzme okulu var. Bir sürü antrenör çalışıyor. Ama kaçı bir çocuğun hayatında iz bırakabiliyor? Ve hani mesela kaç? 28-29 yaşındayım. Yani 23 sene önceki şeyi anlatıyorum ve hatırlıyorum. Bu çok kıymetli bir şey yani. Esra'nın dediği şey var demin. Bak o çok önemli. Çok önemli. Ve bizim belli yere gelemememizin sebebi de Esra'nın söylediği şey. Tarif. Ne dedi? Bir antrenör dedi, sporcu olacak dedi. Evet. Onları yaşamış olacak dedi. Yaşadığı için dedi çocuğu iyi anlar dedi. Çocuk da senin bu işi anladığını anlıyor. Timsah gibi çocuk. Böyle bakıyor ufacık çocuk. Evet. Senin antrenör müsün? Değil misin? Anlıyor. Evet. Evet, doğru. Ha, çünkü sen ona öyle bir laf ediyorsun ki, ha bu diyor bu işi biliyor, yapmış diyor. Çünkü yapmamış bir antrenör, spor yapmamış bir antrenör ve Türkiye'de çok fazla maalesef bunları yaşamadığı için bilmiyor. Bilmediği için onun suçu değil. Adam oturuyor, kitaptan bakıyor ve kolunu şöyle bilmem ne, ayağını, o değil yüzme. Yüzme o da işte, yüzeceksin. İşte Türkiye'de acaba kaç tane böyle antrenör var? Evet. Yani bir işin alaylısı olmak var. Bir de işin hani teorik ve hani akademik kısmında ilerlemiş olmak var. Yani bunların ikisini harmanlayarak ortaya çıkan sonuç tabii ki çok daha
neticede farklılık gösteriyor. Bunu ben de fark ettim açıkçası. Yani bundan 3-4 yıl önce böyle çok ortak alanda paylaşarak havuzu, ders yaptığımız ortamlarda birçok şeyi gözlemleme imkanım oldu. Tabii ki de burada doğru yanlış vesaire gibi bir şeyleri yadırgamıyorum. Benim yanımda da nitekim böyle yüzmenin içinden gelmeyip ama bu işi yapmak için canı gönülden çalışmak isteyen insanlarla bir arada bulunuyorum. Ama onlara da şunu söylemek gerekiyor ki söylüyorum da yüzmeden bilemezsin. Onu hissetmeden, atıyorum o kol çekişini hissetmeden, onu çocuğa hadi bakalım şöyle tut kolunu çek de şunu yap diyemezsin. Bir yere kadar dersin. O kısmı zaten herkes yapıyor. Seni bir tık daha farklı yere getirecek olan şey senin tecrüben ve deneyimin. Orada da bilmen gerekiyor. Bence yüzme antrenörlerinin ve yüzme eğitmenlerinin yani kendilerine de vakit ayırıp yüzmeleri gerekiyor. Yani çocuğa anlattığı şeyi fiziksel olarak hissetmesi ve bilmesi önemli. Çocuk seni görecek yüzerken. Evet. Ben Yılmaz abiye çok söylemişimdir. Özal çok güzel yüzer. Yılmaz abi çok güzel yüzer. Ama hiç yüzmüyor. Bak dedi Yılmaz abi sen abimsin benim, küçüğümsün. Ben senden çok küçüğüm ama yapma. Atla yüz. Antrenman bitince çocukları gönder, onlar seni izlerler. Atla giy mayonu, atla yüz şöyle. 300-500 metre yüz görsünler seni. Aa bak hoca bize söylediği şeyleri aynısını yapıyor. Ha demek ki bunlar yapılabiliyor. Yok biz ama de yaparız. Biliyor musunuz işte? Yok. Yani antrenör yüzücü değil. Kitaptan okuyor. Getiriyor İngilizce kitapları, tercüme ediyor, altına ismini yazıyor, ben yazdım bu bilgileri diye, alakası yok, tercüme. Bir ara yüzme dergisi çıkıyordu, isim vermeyeyim, neyse. Hikaye çok, bende de sinirleniyorum böyle tiplere. Bunlar işte, bundan para kazanmak için, sadece para kazanmak için, spora hizmet etmek için değil, bir takım insanlar. Antrenör kılıklı geziyorlar, bir sürü var. Ve çocukları satıyorlar, çocuğu vermiyor ya, adam sporcu. Yarışa gidecek, göndermiyor çocuğu yarışa. Kendi de gitmiyor, takım çocuğu da vermiyor. Giden takıma da vermiyor. O çocuğu. Antrenör hırsı da tabii farklı antrenörler ve yıpratıcı yapıyor, olabiliyor. Kulüp başkanları yapıyor bunu. Timsarlar var. Türkiye'de bir sürü timsar var. İstanbul'da. Ama oralara girmeyelim. Yani onun için zor işler bunlar ve dediğinizde dönelim başa. Yani bir antrenör yaşamalı onu, bilmeli evet, onu. Bence de. Ben peki şey sormak istiyorum son kısımlara doğru. Benim aslında master yüzücülüğüm yeni başladı. İki yarış yüzdüm ben masterlarda. İyice başlamış. Evet. Aslında şöyle, o da başlangıcım ilk geçen sene Edirne'deydi yarış. Ailem orada yaşıyordu. Hani hem ziyaret hem şey olsun. Bu sene de işte tekrar Edirne'de olunca bahanem oldu açıkçası o tarafa gitmek için. Ama orada dediğim gibi sizin o yüzmenizi, tekniğinizi... Gerçekten size de söyledim yani o kadar rahat yüzüyorsunuz ki ben utandım 29 yaşında böyle bazen üşeniyorum işte kalkıp ileride işte su var onu almaya bile üşeniyorum yani utandım bunu çok net söylüyorum kendimden kendi kendime iç dünyamda ve o bana ilham oldu ve tekrar yüzmeye başlamaya karar verdim. Da ne kadar yüzdün desem bir kez mi iki kez falan girdim daha yarıştan sonra ama olsun olacak birkaç tane yarış başvurusu daha yaptım. Böyle böyle yavaş yavaş rutinlerle bu sıklaşacak diye düşünüyorum. Sizlerin master yüzme ve açık su yüzme serüveniniz nasıl başladı? Onu merak ediyorum. Çünkü neden? Ben mesela açık sudan çok korkan bir insandım. Mesela yüzücüyüm tamam. Ben de korkarım. Öyle mi? Havuzcuyum tabii. Havuzcuyum ama mesela denizden korkuyorum. Karanlığından, işte ne çıkacak içinden falan. Daha geçen sene Antalya'da 1 kilometre yüzdüm. Onda da ilk 10 dakika soğuk su. İlk 10 dakika nefes alamadım, soğuk, kendime soğuk, gelemedim. Soğuktan alamadım. Soğuktan nefesim kesildi ve tamamen zihin gücüyle işte diyorum ki evet Ece hayır şu an kolunu çekiyorsun ama hissetmiyorsun falan kendimi telkinlemekle geçti. Bir de gözümü de açamıyorum, korkuyorum böyle sürekli insanlar. Böyle değişik şeyler var bende, parametreler var açık suyla ilgili. Mesela Boğaz yarışında da hala çok endişeliyim mesela. Uzun bir yarış, derin. Çok kolay. Tamam. Sizden de açık suyla ilgili hem deneyimlerinizi merak ediyorum. Hem yaşadığınız böyle açık suda enteresan tecrübeler oldu mu? Nelerle karşılaştınız? Ve açık suyla ilgili tavsiyeleriniz var mı?
Tüm yüzücülerin korkusu mu? Yok. Senin master yüzme hayatın nasıl Tuncay Şenyüz örnek alarak başladıysa benim de master yüzme hayatım 2008 yılında 2008. Tuncay Şenyüz'le başladı. Evet. Evet, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Spor Kulübü'nde Tuncay abimle beraber ufak ufak bizi de teşvik etti. Aradan bak kaç yıl geçmiş, seni de teşvik etti. 2008'de beni de teşvik etti. Ve çok baskı yaptım ona. Evet. İyi yüzücü ve oturuyor ya. Ama çalışıyordum. Koordinatör tabii. Bütün üniversitenin 20 küsur dalda spor faaliyeti vardı Ankara Üniversitesi'nin. Ve Esra tek başına yürütüyordu onu. Acayip beyin yani. O konuda böyle her tarafa ulaşıyor. Kılıklarını, kıyafetlerini hallediyor. Pasaportlarını hallediyor. Havuzları, tesisleri yani çok zor bir işi var ama Esra yüzücü. Yani bir yüzücü kolay yetişmiyor. Çok evet. Az Türkiye'de. Ve bunların bırakmaları çok üzüyor beni. Ve Esra yüz bak. Esra evet. Çok iyi yüzücü. Çünkü Esra'yı görmeme gerek yok. Rus'un öğrencisi Esra. Oleg'in öğrencisi. Oleg'in öğrencileri çok iyiydi o zaman. Ve Esra sonunda yavaş yavaş evet, 2008 bulaştı. Yılında Tuncay abim sayesinde havuz yarışına girmeye başladım. Daha o zaman master takımları yok. Yani 2008'de başladı. Evet. 2008'de bir ya da iki tane master evet. Takımı var. Bizde Ankara Spor Kulübü gene kalabalık gidiyordu. Vardı evet. İlk boğaz yarışım 2009 yılında Tuncay Şenyüz'ün muhteşem rota anlatışıyla yüzerek ve ben bir bitirdim birinci olmuşum yaş grubunda. Ben hiç beklemiyorum bu arada. İkinci Japonya'dan, üçüncü Romanya'dan bir kız. Ama o kadar güzel anlattı ki hatta biz bir otelde kaldık. Böyle sanki şey kumarhanesi oyacakmışız gibi duvara böyle kağıtlar serdik. Bu rotadan şöyle geçeceğiz falan. Sanki ertesi gün kumarhane soracağız yani. Gayet güzel. Rotayı çok iyi bildiği için çok güzel anlattı. Bir de ilk girdiğim yarışta, açık yarışında birinci oldum İstanbul Boğazı'nda. Ondan sonra serüvenimiz başladı. Tuncay abi sayesinde bütün açık su yarışlarına, bütün kapalı havuz, aklına gelecek bütün göl dahil hepsine girdik. İzledim. O yüzden bizi, beni de yüzmeye, tekrar master yüzmeye başlatan kişi Tuncay Şenyüz'dür. Açık suyla ilgili şu anda hiç aklıma değişik bir şey gelmiyor. Yani heyecan, yani o an girince ben çok kilitleniyorum yarışı bitirmeye. Hiç değişik bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Peki senin de mesela bende olduğu gibi havuzdan çıkıp denizle ilgili kaygıları vardı, vesaire var mı? Vardı. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri... Çünkü çocukluğumuzdan beri fayanslı havuzda yüzdüğümüz için bize böyle deniz çok değişik geliyor. Ben de terliklerime girip terlikleri böyle kıyıya atan bir tiptim. Ama ilk İstanbul Boğazı yarışı... Hala Crocs'la gidiyorum. Hayır. Sonra denizle arkadaş olmayı öğrendim ve şimdi acayip seviyorum. Ama yanımızda 17 kez... İstanbul Boğazı mı? 14 İstanbul, 19 Çanakkale, 7 kere Meis. Hepsi de birinci arkadaşlar. O yüzden ben değil, sözü açık suları oraya alalım. Açık su hakikaten ben havuzdan sonra zor alıştım. İşte İstanbul Boğazı'na gidiyoruz tabii. İstanbul'da yüzerken bir sarı bir el gözüküyor. Kara, zifiri evet. Karanlık bir su. Bir de şey var, ilk girdiğim sene hatırlar mısınız? Bir şilep battı, Roman bandıralı. İçinde koyunlarla battı. Şimdi koyunlarla battı. Biz de işte 3 ay sonra boğaz yarışına giriyoruz. Şimdi yüzüyorum da. Diyorum ki koyun çıkacak mı? Koyun önüme çıkacak mı? Lop lop diye. Tabii önüme bir şey olmadı. Bir kere yüzüyorum böyle koltuğumun altına yastık girdi. O yalılardan uçmuş demek ki. Yalılarda yastıklar oluyor ya böyle puf yastık hani adam yatıyordu. Deniz seyrediyor. Bir attım kolum tap diye beyaz bir yastık. İyi çildim. Dalmış gidiyorsun. Şeyde mesela Meis'te yarım saat iki tane bayağı büyük kaplumbağa takip etti beni. Ya. Asla rahatsız etmediler. Çok enteresan. Şöyle 10 metre sağımda ben de soldan nefes alıyorum. Böyle bir karanlık fark ettim. Bir döndüm. Deniz kaplumbağa bayağı büyük yani. Benim boyumda falan kocaman. İki tane. Biri şöyle bana hizada, biri daha aşağıda. Kesinlikle ya bana 10 metre falan uzaktalar ve yaklaşmadılar. Yarım saat böyle gittik. Ben sonra kayboldular. Ben herhalde boneyi çıkartıp yardım çağırmıştım. Sonra ben kıyıya vardıktan sonra gelenler oldu arkadan onlara refakat etmiş. Dönmüş insanları evet. Görünce hoşuna gitmiş hayvanın. Hani yok saldırıyor sen bir şey yapmazsan sana niye saldırsın ya? Hiç öyle bir şey yok asla yok. Ama bizimle öyle yüzdüklerini biliyorum. Başka öyle bir anı... Açık suda, yani açık suya alıştım ama ben. Havuzda alışık biri için evet, çok zor açık su. Çok seviyorsun.
Zaten Mayıs'ta beraber yüzeceğiz yarışlarda. Mayıs'ta ha şeyde. Marmaris'te. Marmaris'te. Çok güzel bir yer o içmeler. Evet. Çok güzel. Yani işte o yarış esnasında su canlıları biraz beni korkutuyor tabii. Hiçbir sağa gelmiyor. Şey, bak. Burada deniz anısı vesaire falan bunlar. Hep, valla ben heyecandan ve yarışı bitirmek için aslında pek görmüyorum. Ya ben bir giriyorum canlı biraz. Boğaz'da küçük var. Şöyle şöyle Boğaz'dakiler. Çanakkale'de bir iki rastladım. İçmelerde hiç görmedim. Mesela en son İstanbul'a gittiğimde böyle Boğaz'da falan... Ama hayatım senin gördüğün yerler kıyıdaki yerler. Bizim yüzeceğimiz yer kıyılarda bizim akıntı, gemileri koca gemileri yani. Götüren yerde orada o kadar akıntı var ki tertemiz. Yani orada denize nasıl derin poşa hiçbir şey olmuyor. Çünkü orası koskoca gemiyi götürebilecek akıntıda, temizlikte. Sadece bitirirken göz onda da hiç deniz anası falan yok. Senin gördüğün şey kıyılar. Hiç rastlamadım İstanbul'da. Ben de rastlamadım. Çok güzel, hayatımda gördüğüm en güzel yarış diyebilirim. Karadeniz'de yüzüyorsun zaten. Yani İstanbul Boğazı'nda şeye Arnavutköy'e kadar, akıntı burnuna kadar Karadeniz'de yüzüyorsun. Karadeniz'in suyu yüzdürüyor seni. Biraz serin su duruyor. Ortaya o akıntı götürüyor seni. Sana rotayı öğretebiliriz bir tanıdığım var. Tamam mı bu arada? Yani şey. Çünkü rota, evet, Cucu'dan öğrendim. O rota benim. Yani her sene Rota önemli tabii. Çanakkale'de daha da önemli. Çanakkale'de de önemli. Daha da demeyelim de. Evet. Çanakkale'de de çok önemli. Çünkü akıntı var. Böyle kavisli yüzmen lazım. Düz yüzemezsin. Evet. Kaşmeyiz'de rota diye bir şey çok fazla yok ama orada da dikkat etmek lazım. Uzun bir yarış çünkü o. 8-7,5 kilometre falan. Açık su güzel ama ya. Bugün kaşma hisleri çok güzeldir ha. Böyle rüştünü ispat ediyorsun yani. Yani sen bir yüzücüsün artık kaşma hissi. Bitirince diyorsun ya ben yüzücüyüm artık. Zor en zor olmasın. E tabii ki. Yani 7,5 kilometre açık denizde yüzüyorsun. Kadar 6,5 kilometre ama 3 kilometre yüzüyor gibi. 2500 yüzüyor gibi. Yani lodos esmedikçe. Lodos eserse duruyor deniz tabii. O zaman biraz uzuyor yarış. Çanakkale'de bir dakika, bir saatin altında, benim için söylüyorum, bir saatin altında yüzülüyor. Yani o bir şey söylüyor da, bütün herkes bir saat istemiyor, bir saatin altında yüzülüyor. Yani Tuncay abimi yüzülüyor. Çıkarak burada hem sporculara hem de ailelerine ne tavsiyeler verirsiniz? Birbirimize bakarız. Yani çok baskının olmadığı aileler ve anlayışlı ailelerin olduğu sporcular daha başarılı oluyor. Onu gözlemledim. Hani, doğru. Aile yüz. Ya ben bir de tam tersi tepkiyle yüzemediklerini fark ettim. Evet. Anlayışla, sevgi dolu. Kötü yüzse bile, yapamasa bile ailenin onun karşılığında gene seveceğini bilmeleri gerekiyor. Çocuklar zannediyor ki başaramayınca anne baba sevmeyecek beni. O kadar çok istiyor ki anne baba. Bence sevgiyi koşulsuz verdikleri sürece yani çocuklar daha başarılı oluyor. Onu gözlemledim. Yani mutlu aile, evet. Mutlu çocuk, evet. Başarılı çocuğu gördüm. Evet, kesin doğru. Evet. Esra'ya katılıyorum. Çok aile çok önemli. Ya şimdi antrenör bir, aile bir, antrenör bir, ikisi de eşit diyelim neredeyse. Çok önemli. Yani o dediği gibi Esra'nın çok yaşadık onları. O problem aileler o kadar çok çocukları baltalıyor ki. Yani maalesef bazen o problem aile çok yetenekli bir çocuk rast geliyor. Acayip yetenekli ama aile problem. Ve kaybediyorsun o çocuğu. Maalesef kaybediyorsun. Onun için ikisinin çok iyi olması lazım. Teşvik etmek lazım. Yani yüzme çok zor bir spor. Bir kere anne baba getiriyor çocuğu, arabayla getiriyor, otomobil. Bekliyor orada. Soğukta dışarıda bekliyor. Alıyor, götürüyor, yediriyor, okula yetiştiriyor. Her gün yapıyor bunu. Ve şu enteresan, onu söylüyorum ben. Velilere bazen bana diyorlar ki çocuğumuz yüzücü olsun. Öğretiyorum çocuğa yüzmeyi. Diyorlar ki yüzücü olsun. Bakın diyorum, yüzücü olursa şu. Mesela çocuğu aldın, yüzdürüyorsun, anne babasın. Çocuk 7 sene yüzdü, hala Ankara 3. 8. sene bir tane adam geliyor bir yerlerden, Ankara 5 oluyor.
Olmuyor yani. 10 sene emek veriyorsun çocuğa aile olarak da, hoca olarak da çocuk olmuyor. Müthiş bir emek düşün. 7 sene ya ne demek? Yani kumar gibi. Oynuyorsun onun üzerine ve kaybediyorsun. Öyle de bir cilvesi var işin. Onun için çok zor bir iş ya hakikaten. Zor iş. Çünkü hem yetenek hem mücadele. Çok zor evet. Çok ama spor yapmak zaten güzel bir şey. Herkes de rekor kuracak, şampiyon olacak diye bir şey yok. Bu süreçte, dostluklarda spor yapabilmek de bence önemli bir şey. Spor sayısı, sporcu sayısını arttırmak evet. lazım. Çok çok insan spor yapmalı. Her yaşta yapmalı. Çözümü o yani. Hayatın çözümü o. Ya şimdi bak o laf lafı açıyor. Benim mesela 78 yaşındayım, içtiğim hiç ilaç yok. Adam avuçta ilaç içiyor. Hiç ilaç yok. Niye bu? Spordan oluyor bu yani. Spor da demiyorum ben. Yüzmeden oluyor. Çünkü diğer sporlarda sakatlık riski var. Yani masa tenisi oynarken bile sakatlanabilirsin. Evet. Bir de bu bizim yaşlarda tenis merakı var arkadaşlarım. İşte tenisi ortopedistleri sevmiyorlar. Çünkü sakatlanma riski çok yüksek bir spor. Gel yüz kardeşim ya. Yüz ve sakatlanma. Kulağın sağlamsa istediğin kadar yüz ve işte sağlam ol. Din çok. Ruh sağlığın düzelsin. Sen 400 karışık yüzdün ya. Sen benim için her şeyden daha... Ya yine yüzün ya. Aman yani yüzmek var, yüzmek var. Al yapalım. 400 karışık. 400 karışık orada 100 kelebek, 100 sırt, 100 kurbağalama, 100 serbestten oluşuyor. Yani çok zor. Ve iyi bir derece. İyi derece. Ama yani derece o yüzden son nokta diyorum. Bayrak yüzdünüz. Ya orada da yapmam. 450 metre yani toplam. Benim yaşıma gelince kıramasınlar diye yüzüyorum. İyi yapıyorsun. Bu anda diyor ki benim yaşımda daha kimse yüzmemiş o yüzden ben yüzüyorum. Kimse evet yüzülmemiş. Ankara'da da 200 karışı yüzdüm işte tohumda. Onda da kimse yüzmemişti. Bunda da 400 yüzdüm. Bir daha yüzmem diyordum ama bak kaptanım diyor ki yüzeceksin. Ve yüzerim vallahi bir daha yüzerim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah başka yarışlarda da yine İnşallah. Yüzme şansı olur. Bayrak yarışlarında birlikte. Evet. Açımızda da bayrak yarışı var biliyorsun. Orada da bayrak yüzeceğiz. Evet. Ben de seni tanımaktan çok mutlu oldum. Bir de şey var. Bu sporun en güzel tarafı ne biliyor musun? Tabii ileride anlıyorsun onu. Şimdi ben bu yaştayım. Spor yapmadığımı düşün. Kahveye de gitmiyorum. Kimlerle ahbaplık edeceğim? Benim yaşıtlarımla. Onlar ne konuşuyor biliyor musun? Ne hap içiyorsun? Hangi doktora gidiyorsun? Neren ağrıyor? Benim bilmem. Şimdi ben seninle arkadaş oluyorum. Bak 29 yaşındasın. Esra'yla arkadaşım 77 doğumlu. Hiç ilaç konuşmuyoruz. Yani ben bir sürü meslekle arkadaş oluyorum. Meslek grubuyla. Doktorlar, avukatlar, şunlar bunlar. O kadar güzel bir şey ki bu sporun bu da başka çok güzel bir yanı. Şimdi Esra mesela hocalık yapıyor. Bir sürü öğrenci yetiştirirken onların anaları babaları da belli yerlerde insanlar. Onlarla tanışıyor. Onlarla bir daha o vesile olmasa tanışamaz ki. Çok önemli ve çok değerli bir şey bu. Biz teşekkür ederiz davet ettiğin için. Ayrıca açılışta sen bizim hakkımızda güzel şeyler söyledin ama ben de seni çok takdir ediyorum genç bir yüzme antrenörü olarak. Evet. Hani girişimde demeyeceğim, bu girişimden öte bir şey. Bebek yüzme, çocuk yüzme, yetişkin yüzme, su terapisinde çok beğendiğimiz bir isim. Asıl sen bizi davet ettiğin için teşekkür ederiz. Ben de seni çok beğeniyorum. Evet. Aynı duygularla. Ben de çok teşekkürler tekrar. İnşallah diğer yarışlarda ya da başka bir şekilde konuşmalarda da yenebilirse. İnşallah. Geç kaldın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.